Sayın Oktay, sana söylüyorum. Millet hareket çekecek diyorsun ya. Eğer cesaretiniz varsa, eğer kendinize güveniniz varsa, getirin milletin önüne sandığı, millet hareketi kime çekecek iş görür? Sana soruyorum, hadsiz atanmış FETÖ'nün Türkiye'ye gelmesinin tarifesi nedir? Hayır hocam. Ha, Sayın Oktay, hiçbir CHP yöneticisi, siyasetçisi kimseye bidon kafa demedi. Ama sırtımıza o yükü vurmaya çalışıyorsanız, size, milletin, vatandaşın anasına söven müteahhite ödül maması gibi verdiğiniz ihaleleri hatırlatırım. Seçtiği Cumhurbaşkanının yetkilendirdiği, görevlendirdiği ve meclis kürsüsünde yemin etmiş bir Cumhurbaşkanı yardımcısıdır. Sizi lütfen saygılı olmaya davet ediyorum. Cumhurbaşkanı yardımcısı sıfatıyla muhalefette bu kadar ağır polemik yapan insan da muhalefetin bu orta dozdaki eleştirilerine tahammül edecek. Üçüncüsü de siz meclis başkanı olarak atanmış cumhurbaşkanını savunmayacaksınız. Savunacaksınız, meclisi savunacaksınız. Bu da üç. Bununla ilgili ikaz ederken ben burada meclisi savunuyorum, işsizi savunuyorum. Sen mi tayin edeceksin benim ne söyleyeceğimi? Aslında Cumhurbaşkanı yardımcısının konuşması genel yarattığı hissiyatla da eleştirdiğimiz bu yeni rejimin, bu yeni sistemin bütün sıkıntılarını ortaya döker nitelikteydi. Elbette eleştiriler olur, cevaplar olur. Ama bu sistem Binali Bey'e, İsmet Bey'e, Mahir Ünal'a, Numan Kurtulmuş'a siyaset alanını daraltırken, ki her birisinin arkasında milletten aldığı oylar var, bir atanmışa yetkisini bir dolma kalemdeki mürekkepten atan ve belki de bu akşam görevinden affedilebilecek bir atanmışa böylesine bir siyaset alanı açması sistemin başlıca sorunudur. Öyle bir bazı hudutları aşıp öyle hadsizlikler noktasına gelmiştir ki Cumhuriyet'in kurucu partisine tek parti nostaljisi göndermesi yaparken bu partinin bir tek adam rejiminin istilaya uğrattığı ülkeyi önce kurtarıp sonra kurup sonra da demokrasiyle tanıştırdığını ama kendi dönemlerinin bir demokrasiden tek adam rejimine geçiş olduğunu örtemez. Histeri krizleri geçiren deyince akla benim genel başkanım değil bakanları tekmeleyen bir başkası gelir. Tezkereye hayır oyu vermek, terörle mücadeleyi desteklememekse akla 2001 Kasım, Aralık ve 2002 Haziran'da Kuzey Irak tezkerelerine verdiğiniz hayır oyu gelir. Tüm zulüm edik. Açalım. Kapatma. Bir helalleşme. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir helalleşme tartışması açmak istiyorsanız bizim helalleşeceklerimiz var, arkadaşlar. Hesaplaşacaklarımız var. Siz sadece tek bir örnek için bile söylesem Türk Telekom'un hırsız Hariri'ye peşkeş süreci için hesaplaşacaklarımızdansınız. Bunu böyle bilin. Ha, Sayın Oktay, hiçbir CHP yöneticisi, siyasetçisi kimseye bidon kafa demedi. Ama sırtımıza o yükü vurmaya çalışıyorsanız, size, milletin, vatandaşın anasına söven müteahhite ödül maması gibi verdiğiniz ihaleleri hatırlatırım. Açalım arkadaş. Pişkinliğin ve hadsizliğin bir sınırı var. Ama genel başkanımızın milletin sırtına yük vurdunuz diye sırtına yük vurmanın vücut dilinden aman şöyle çevirsem de ben buradan
ben bir şey bulurum diyorsan, bak Sayın Oktay, sana söylüyorum, eğer millet hareket çekecek diyorsun ya, eğer cesaretiniz varsa, eğer kendinize güveniniz varsa, getirin milletin önüne sandığı, millet hareketi kime çekecek iş görür? Son sözüm şu Sayın Başkan. Bakın, kolay kolay FETÖ diyor. Kolay kolay abi diyor. Her yerde sordum, komisyonda sordum, bir kez de burada soruyorum. Bir dakika. Sayın Özel, son bir dakika. Açalım. Sizin yerinize manşet atan, günü gelirse küfür eden, günü gelirse hedef gösteren gazeteniz 6 farklı zaman şerefsiz bunlar dedi. Darbenin finansörü 15 milyarla Birleşik Arap Emirlikleri. 3 milyar verdi diye. Bu adam, aynı adam geldi, vermedi ama vereceğini söyleyip 10 milyarı gösterdi. Sizi dolarla terbiye etti. Bu işin bir tarifesi varsa sana soruyorum, hadsiz atanmış FETÖ'nün Türkiye'ye gelmesinin tarifesi nedir? Hayır hocam. Hayır, hayır. Sayın Özel, Sayın Özel, kim olursa olsun burada kimseye hakaret hakkı yok. Sayın Ünal. Sayın Ünal. Sayın Başkan. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Sayın Grup Başkan Vekilinin kullandığı ifadeleri her şeyden önce kendisine iade ediyorum. Çünkü burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sarf ettiğiniz ifadeler her şeyden önce burada milletin iradesini temsil eden, meclisin mahabetine uygun olmayan, iş tüzüğe aykırı çirkin bir dildir. Ayrıca sizin genel başkanınız orada oturan saygın bu milletin seçilmiş cumhurbaşkanının atadığı bürokrata, cumhurbaşkanı yardımcısına oradakiler diyecek, hakaret edecek, onların cevap verme hakkı olmayacak, öyle mi? Size mi olacak, öyle mi? Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Burada kullandığımız ifadeler haddi aşan ifadelerdir her şeyden önce. Cumhurbaşkanı yardımcısının cevap verme hakkı en doğal hakkıdır ve cevap verme esnasında da saygı sınırlarını aşmamıştır. Bakın, istediğini söyleyen istemediğini işitir. O yüzden burada söz hakkı olan bakan veya milletvekiline neyi söyleyip neyi söylemeyeceğini dikte edemezsiniz. O mecliste sizin hangi hakka, o kürsüde sizin hangi haklarınız varsa orada yemin etmiş cumhurbaşkanı yardımcısının da aynı hakları vardır. İki oyla seçtiği cumhurbaşkanının yetkilendirdiği, görevlendirdiği ve meclis kürsüsünde yemin etmiş bir cumhurbaşkanı yardımcısıdır. Sizi lütfen saygılı olmaya davet ediyorum. Başkanım. Değerli arkadaşlar, bakınız burada iç tüzük ve anayasa gereği bulunuyor Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısı. Konuşması da kendi şahsi talebiyle ve kendi arzusuyla olmuş bir şey değil. İç tüzük ve anayasaya göre konuşma hakkı tanınmış, verilmiş. Dolayısıyla burada hiçbir milletvekili arkadaşımızın bir başkasına hakaret etme hakkı yoktur. Lütfen, lütfen, lütfen. Mukayese edin, sözleri mukayese edin birbiriyle.
Sayın Altay. Teşekkür ederim. Önce şunu söyleyeyim. Siyasette hadsiz ifadesini hakaret alan siyaseti bırakacak. Hadsiz bir eleştiridir. İkincisi Cumhurbaşkanı yardımcısı sıfatıyla muhalefette bu kadar ağır polemik yapan insan da muhalefetin bu orta dozdaki eleştirilerine tahammül edecek. Üçüncüsü de siz meclis başkanı olarak atanmış cumhurbaşkanını savunmayacaksınız. Savunacaksınız, meclisi savunacaksınız. Bu da üç. Meclis iç tüzüğüne aykırı temiz bir dil kullanılır diyor. Bununla ilgili ikaz ederken ben burada meclisi savunuyorum, iç tüzüğü savunuyorum. Sen mi tayin edeceksin benim de söyleyeceğimi? Sana mı soracağım ben ne konuşacağım? Hadi oradan. Cevap hakkı şey yapayım mı?